Ramazan bayramı tatiline sayılı günler kaldı. Biz de Herkes Duysun ekibi olarak Bursa Terminal'e geldik. Yazıhanecilere ve otogar esnafına soruyoruz. Bu bayram tatilinde yoğunluk bekliyorlar mı? Bugünden sonra bekleniyor. Zaten şu anda burada mevcut durumda da insanlar var. Bugünden sonra bayram yoğunluğu girmiş bulunuyor. Şu ana kadar öyle bir durum yok. Ama bugünden sonra otobüslerin hani tabiri caizse yükünü alacağını düşünüyoruz. Bugünden sonra başlar. Ben açıldığından beri buradayım otogar. Diyebilirim ki en kötü Ramazan'dı bu Ramazan. İş olarak. Ama tabii bunda uzun tatilinde etkisini unutmamak lazım. Gelen uzun tatil insanların seyahat etme güdüsünü erteliyor diyelim. Bayrama gitme ihtiyacını orada görme daha çok baskın oluyor. Yok. Bu her zaman aynı. Mesela kısa tatil olduğu zaman çok yoğun oluyor. Uzun tatilde de daha yaygın bir iş oluyor. Ben öyle bir şeye katılmıyorum yani. Eski bayramlar yani insanlar geçmişte yaşamayı seviyorlar. Ondan oluyor bence. Merhaba, hoş geldiniz. Şu anki duruma göre beklenmiyor. Ortada gözüken ortada. Yani medya biraz abartıyor. Yok izdiham var diyor. Öyle bir şey yok. Araçlar boş. Araçlarda yer var. Buradan biraz zam olduğundan dolayı fiyatlarda bir meblağ artış var. Ondan dolayı uçakların da ucuz olmasından dolayı vatandaşın, milletin uçağa yönleniyor. Bu nedenle şu anda araçlarımız zarar ediyor ve bütün araçlarımızda da yer var. Hemen hemen her araçta da yerimiz var. Yazana sahibine veya yazana çalışana, yani yazana diyelim, çok zararı var. Zararı var derken bunda yazanecinin bir kazancı yok. Fazla bir kazancı olmadığından dolayı onun için internette yani satış olmasını istemiyoruz biz. Çünkü internetten alınan yolcu da rahat rahat hareket ediyor, gelmek istemiyor veya geç kalmak istiyor, tamam mı? Niye bizi aramadınız gibilerinden. Şimdi biraz evvel dediğim gibi, şimdi biz internette yazana olarak kazancımız mesela %20 iken internette kazancımız otomatikmen %5'e düşüyor. Biz de bunu internette satılmaması için, oranımızı düşürmemek için, kazancımızı düşürmemek için yer kapatıyoruz. Gelen yolcuyu burada mağdur etmiyoruz, biletini verebiliyoruz. Durumundan ibaret yani, internete bakıyorsun arabalar dolu. Şehirler arası otobüs terminalinde bayram yoğunluğu var, izdiham var vesaire vesaire. Ama maalesef gündemde konuşulanla terminalin içindeki ortam çok farklı. Araçlarda yer var yani, başta dediğim gibi.